Merhabalar sevgili izleyenler. Altın Rehber ailesi sektörler arası yolculuğuna devam ediyor ve şimdi de sizler için otomotiv sektörünün nabzını yokluyoruz efendim. Araç ve otomobil tutkunları haydi ekran başına. Otopya'dan Beylikdüzü'nden sesleniyoruz sizlere ve yol açan otomotivle röportaj yapmaya geldik efendim. Biraz sonra Engin Bey'den detayları alacağız. Evet efendim, şimdi de yol açan otomotivden Engin Bey'le birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk olarak size şu soruyu yöneltmek istiyorum. Şimdi günümüzde çoğumuz araç sahibiyiz ve biz ne kadar dikkatli kullanırsak kullanalım aracı, çevremizdekiler ne yazık ki böyle olamıyor. Ben şunu sormak istiyorum size. Herhangi bir kaza sırasında kullanana ve yanındakilere en az zararı verecek olan araç tipi hangisi? Aracın sacı, yani kalın bir sacdan yapılması lazım ama maalesef şimdi üretimden kaçtıkları için çok ince saç kullanıyorlar. En ufak bir çarpışma anında arabalar plastik çamurluk kullanıyorlar. En ufak bir yere vursanız, bir kediye bile vursanız araba paramparça olabiliyor. Daha kaliteli saç kullansalar bunlar tabii ki kazalar veya ölüm durumları daha da azalacak. Peki Engin Bey, artık şöyle bir olay var, hani çok yakan araç, az yakan araç. Şimdi bu bizim cüzdanımızı ilgilendirdiği için çoğu müşterinin de aslında araç almadan önce tercihini etkiliyor. Sizce bunun ideal olanı nedir? Ne yapmalıyız? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Yıllık 10 bin kilometrenin üzerine geçmiyorsanız veya bir 12 bin, 13 bin yapmıyorsanız benzinli aracı tercih edin derim. Çünkü neden? Servisleri ucuz. Dizel araçla benzinli aracın arasındaki fiyat farkı hesabını yaparsanız daha uyguna geliyor. Servisleri, dizel aracın servise girdiğiniz zaman 1,5 milyar liraysa bir servis bakımı, öbürünün 600 lira, 700 lira. Arasında bir de fiyat farkı koyulduğu zaman olay daha da farklı yönlere gidiyor. Ama siz yıllık 50 bin kilometre, 100 bin kilometre yapıyorsanız dizel araç derim. Dizel araçta da en az 1.6 motor olması lazım dizelde. Benzinde demiyorum. Benzinde de 1.6 motoru kullanırsanız çok fazla yakarsınız. Yakıt tüketimi daha fazladır. Yani bu 2.000 motora kadar gidebilir. 2.000 motor araçlardan bizim vatandaşımız korkuyor ama benim şu an bindiğim araç 2.000 motor araç. 1.300 motor araçlara göre bile daha az yakıyor diyebilirim. Yani motorun güçlü olması demek sollamalarda olsun sizi sıkıntıya düşürmeyecektir. Yani birçok kazayı arabanın seri olmasından dolayı atlatabilirsiniz. Hı hı. Ama motorunuz güçsüzse tıkanır kalırsınız. Peki Engin Bey, şimdi gelelim yol açan otomotive. Yol açan otomotiv ne zamandır var, ne zamandır buradasınız ve neler yapıyorsunuz? Yol açan otomotiv olarak 1995 senesinde Avcılar'da açıldı. 95 senesinden bu yana da firma olarak devam ediyoruz. Önceden aslım 1990 senesinde başladım ama o zaman şahıs firmasıydı. Limited şirketine 1995'in sonu, yani 96'ya girerken açtık bu şirketi. O günden bugüne kadar da geliyoruz. 26 yıldır bu işi yapıyoruz. Ne gibi araçlar satıyorsunuz efendim? Binek araç, servis araçları, her tür ikinci el araç alıp satıyoruz. Yani otobüsünden veya tır çekicisinden her türlü araç alıp satabiliyoruz, satıyoruz. Peki bildiğimiz kadarıyla daha çok servis araçları satıyorsunuz. Neden bunu tercih ettiniz? Çünkü servis araçlarının belli bir satış dönemi yok. Bir binek aracın ilkbaharda başlar satış hareketliliği. 6. 7. aya girmeden biter. Ondan sonra beklersiniz. Eylül ayı gibi de halkımız veya vatandaşlarımız tatilden dönüşünde binek araçlarını satmaya başlar. Çünkü borçlu almıştır. İmkansızlığı veya arkadaşından, dostundan borç almıştır. O paraları geri ödeyebilmek için araçlarını tekrar satışa başlıyor. Ne oluyor? Bu sefer pazarda bolluk olduğu zaman ucuzluk başlıyor. Bu sefer alan da satan da mutsuz oluyor. Ama ticari araçta öyle bir şey yok. Ticari araç, çünkü vatandaş evine ekmek getirebilmek için alıyor ve onun sezonu yok. Sürekli satabiliyoruz. Özel okullarda dikkat ediyorsanız çok fazla açılmaya başladı. Ne kadar okul açılırsa o kadar da biz servis araçlarını satabiliyoruz. Ama son bu plaka olayları bizi de tabii ki etkiledi. Bu plaka olaylarının da bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz.
Peki efendim, diyelim ki ben ikinci el araçlar alıp satıyorsunuz. Diyelim ki ben size aracımı getirdim, sattım ve siz de bir başkasına satacaksınız onu. Benim aracıma, yani bir başkasına satmak için yol açan otomotivin eli değiyor mu? Bir işlemden geçiriyor musunuz arabayı? Biz komple kendimiz ekspertizini öncelikle kendimiz yapıyoruz. Hasarlı, ağır hasarlı araç almıyoruz. Boyalı araç alabiliyoruz. Veya bir çamurlu değişmiş araç alıyoruz. Ama sattığımız kişiye de kesinlikle bunu söylüyoruz. Söylememezlik etmiyoruz. Ve satarken de şunu söylüyoruz müşterimize. Yetkili servise veya özel servise veya ekspertiz şirketlerine gidin. Ekspertizini yaptırın. Yarın bizi suçlamayın. Ha, olası bazen olabiliyor. Bizim gözümüzden kaçan bir şey oluyor. Eğer bizim kendi hatamızdan dolayı bir şey olmuşsa araca, maliyeti veya bedeli ne olursa olsun biz onu karşılıyoruz. Kendi bünyemizde, kendi çalıştığımız firmalar var. Onlara onartıyoruz, yaptırıyoruz. Peki efendim, Otopya'da ofisiniz, şubeniz. Otopya'da olmanın bir avantajı var mı? Bu Otopya'nın hikayesi nedir? Otopya'da olmanın tabii ki, yani Otopya'da gelen müşteri bir kere size güvenebiliyor. Neden? Burada kiracı da olsanız, mal sahibi de olsanız zaten dükkan fiyatları farklı. Bunu söylemek istemiyorum. Kira olayları da farklı. Yani burada ufak tefek galerici barınamaz zaten, duramaz. Bir ayda batar gider. Gelen müşteri de bunu bilinçli olarak geliyor zaten. Yani diyor ki ben 300 lira, 500 lira pahalı da alsam, yarın sabah gittiğimde firmayı bulabileceğim yerden alayım diye geliyor. Yol açan otomotivin farkı nedir? Bizim farkımız şu. Aracı alırken özellikle ben kendim ekspertizini yapıyorum. Motor, şanzıman, diferansiyel ne olsun, özellikle test sürüşünü yapıyorum. Ha, kendim onarımını yapabilir miyim? Yapamam. Ama aracın nerede arıza olduğunu bilirim. Bildiğim için de orada sıkıntı yaşamıyorum. Mümkün mertebe sorunsuz araç almaya çalışıyorum. Yani piyasaya göre 300 bindeki arabayı 50 bin liraya değil de 60 bindeki arabayı 55 bin liraya alıyorum. 57 bin liraya alıyorum. Üstüne 1-2 bin lira kar koyarak satıyorum. Yani yüksek kilometreli veya hasar kayıtlı veya bozuk arabayı alıp ucuz diye onunla uğraşmıyorum. Peki en çok hangi kesim tarafından ilgi görüyorsunuz? Müşterileriniz kimler? Özellikle emekli kesimi ve fabrikalar. Fabrikalar personel servislerini istiyorlar. Emekliler de genelde okul taşıtlı yazan araçları istiyorlar. Nedeni de şu, emekli olmuş. Tabii ki emekli maaşı herhalde yetmiyor ki vatandaşımızın. Ek bir iş yapmaya çalışıyor. İşte ek olarak da aldığı primle mi diyeyim size, veya emekli olduğu maaşla biraz bankadan kredi kullanıyor. Yani rahat bir geçimini sağlayabilmek için, biraz da yaşı ilerlemiş olduğu için kendine en nasıl kolay bir iş bulabilirim, servisi tercih ediyor. Genelde müşterilerimizin %60-%70'i emekli kesimi. Peki yol açan otomotiv gelecekte kendisini nerede görüyor? Çok hızlı adımlarla değil de büyümeyi düşünüyoruz tabii ki. Aynı noktamızda kalmayacağız. Ama çok tepkinli. İkinci el gene kesinlikle bırakmayız. Sıfır araç bayili almayıp çok fazla düşünmüyorum. İkinci el elimizdeki araçların sayısını çoğaltmak. Bu esnada işte tır gibi, kamyonlar gibi büyük araçlara girmek. Şu an bugün için burası yeterli ama bir iki sene sonra bizim de programlarımız var. Büyükçekmece tarafına doğru büyük bir arsa, 10 dönüm gibi bir arsa kiralayıp arsa üzerinde kendi araçlarımızı sergileyeceğiz. Yani orada sadece yol açan otomotivin araçları olmuş olacak.